Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber hareket problemlerine devam ediyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Saatteki hızı 1 kilometre olan bir motosikletli A ve B arasındaki yolu 20 saatte almıştır. Bu motosikletli yolun yarısını V bölü 3 hızla, diğer yarısını da 2V hızla giderse yolun tamamını kaç saatte alır? Şimdi bizim formülümüze göre yol neydi? Hız çarpı zaman. Hızımız ne? İlk başta şu cümleye bakın, dikkat ediyorum. Hızım ne? Ve kaç saatte almışız? 20 saatte. Yani x demek 20, v demek. Bunu unutmayalım. Yolun tamamına x dedik. Bu motosikletli yolun yarısını diyor. Yolun tamamı x ise yarısı ne? X bölü 2. Hangi hızla almış? V bölü 3 hızla almış. Ve burada geçen süreye t1 diyeceğim. Şimdi gençler, x yerine 20v yazabilirim. Bakın yazıyorum. 20v bölü 2. Pardon, şurası v olacak. Şurası da v. V bölü 3 çarpı t1. V'ler sadeleşti. 20 ile 2'yi sadeleştirdim, 10. Şöyle oldu. 10 eşittir t1 bölü 3. İçler dışlar çarpımından t1 kaç saat çıktı? 30 saat. Yani yolun yarısını V bölü 3 hızla 30 saatte alıyormuş. Diğer yarısını da, şimdi yolun tamamını x dediğimiz için diğer yarısı yine x bölü 2 oldu. 2V hızla giderse diyor. Bunun zamanına da T2 diyeceğim. X yerine yine 20V yazabilirim. 20V bölü 2. 2V çarpı T2. 22'ye böldüm 10. Şu 2 ile de onu sadeleştirelim. 5. V'ler de gitti. Buradan T2 kaç saat çıktı? 5 saat. Diyor bu hızlarla giderse, 2V hızla giderse yolun tamamını kaç saatte alır? Yolun yarısına 30 saatte gitti. Diğer yarısında 5 saatte gitti. Toplamda kaç saatte gitti yolun tamamını? 35 saatte gitti. Stres olmamızı gerektirecek bir soru tarzı değil. Devam edelim. Bir sorumuz daha var örnek. Bir hareketli gideceği yolun yarısına gittikten sonra hızını 4 katına çıkarıyor. Tamam. Böylece yolu 5 saati tamamlıyor. Buna göre bu hareketli yolun tamamını ilk hızıyla kaç saati tamamlar? Biz yolun tamamı x kilometre olsun diyoruz. Evet. Şimdi bir hareketli gideceği yolun yarısına gittikten sonra gideceği yolun yarısını V hızla gitsin ve buradaki süreye T1 diyelim. Burada bir düzenleme yaparsak, her iki tarafı V'ye bölersek gençler, kısaca şöyle yapabilirsiniz. Bakın basitçe şu V'yi 2 ile çarpma durumuna getirin. T1'i böyle bulursunuz. Uzun yolu ne? X bölü 2 bölü V. V çarpı T1 bölü V. Burada V'ler gidecek. Siz uzun uzun nasıl yapacaksınız? Birinci kesir aynen kalacak. İkinci kesir V demek, V bölü 1 demek. Ters çevirip çarpacaksınız. Bakın buradan da X bölü 2V bulunur. Ama kısa yol, pratikçe böyle yapabilirsiniz. T1 süresini bu şekilde hesap ettim. Devam edelim. Yolun yarısını gitti. Tamam. Diğer yarısında hızını ne yapıyormuş? 4 katına çıkarıyor. 4 kat arttırmıyor bakın. 4 katına. V iken hızı ne oluyor? 4V oluyor. Ve bu süreye de ne diyeceğim? Geçen süreye T2 diyeceğim. Buradan da düzenleme yaparsak, 4V ile 2'yi çarparsak şu şekilde yazabilirsiniz. Neden böyle yazdım? Böylece yolu 5 saatte tamamlıyor. Yani süreler T1 ile T2 süresinin toplamı ne olacak? 5. Ben T1 yerine X bölü 2V yazabilirim. T2 yerine de x bölü 8v yazabilirim. Eşittir ne olacak? 5 olacak. Payda eşitliyorum. 4 kere x, 4x bölü 8v. Burası da 1 kere x, 1x, yani x bölü 8v eşittir 5. Devam edelim. Burası 5x bölü 8v eşittir 5. Burada 5'leri sadeleştirelim. 1 kalır. X eşittir 8V ile 1'i çarparsanız 8V demek olur. Bu hareketli yolun tamamını ilk hızıyla kaç saatte tamamlar diyor. Biz yolun tamamı X kilometre olsun dedik. İlk hızı da neydi? Bakın.
Bakın bu hareketli gideceği yolun yarısını gittikten sonra biz ilk hızına da V dedik burada. Gitseydi yolun bu hareketli diyor yolun tamamını ilk hızıyla gitseydi kaç saatte tamamlar diyor. Ben buraya A saat diyeceğim. Şimdi X yerine 8V yazabilirim. Burada da V çarpı A var. İlk hızımız V. V'ler sadeleşti. Bakın yolun tamamını ilk hızıyla gitseymiş kaç saati tamamlayacakmış? 8 saati tamamlayacak. Zor bir soru değil. Devam edelim. Evet. Saatteki hızı 2V olan bir motosikletli A ve B arasındaki yolu 12 saatte gitmiştir. Biz A ile B arasındaki yola X kilometre diyelim. X'i nasıl buluyordum? Hız 2V çarpı zaman 12. Yani yol 12V mi? Yani X X 24V mi? 2V ile 12'yi çarptık. X'i ne bulduk? 24V kilometre mi? Bu motosikletli yolun 1 bölü 3'ünü 4V hızla. Şimdi yolun tamamına X dedik ya biz. 1 bölü 3 nedir? X bölü 3. Bunun ne kadar hızlı gidiyormuş? 4V hızla. Süreye de ne diyeceğiz? T1 diyeceğiz. Biz X yerine 24V yazabiliriz. Bakın yazıyorum. Sadeleştirme yapacağım. V'ler gitti. 24'ü 4'e böldüm. Burası 6. 6 bölü 3'ten de T1 süresini ne bulduk? 2 saat. Devam edelim. Kalan yolu. Şimdi yolun tamamı X gençler. 1 bölü 3'üne gitti yani X bölü 3'üne gitti. Geriye ne kadar kalır? X kere 3, 3X, X çıkardık. Kalan yol ne? 2X bölü 3. 2X bölü 3'ü 2V hızla gidiyor ve T2 sürede gider. İkileri sadeleştirdim. X demek biliyorsunuz 24V demekti. V'leri de sadeleştirdim. 24 bölü 3'ten zamanımız neymiş? 8 saatte gider bu şekilde. Diyor ki bana yolun tamamını kaç saatte gider? Burada 2 saat var. Burada da 8 saat var. Bakın yolun tamamını kaç saatte gidiyormuş? 10 saatte gider. Devam edelim. Diğer sorumuza bakalım. Bir araç sabit V hızıyla A ile A kentinden B kentine 30 saatte gidebilmektedir. Şimdi A ile B arası uzaklığa X diyelim. Hızımız V 30 saatte gittiğine göre X yerine 30V yazabilirim yine. Bu araç yolun 1 bölü 5'ini. Şimdi yolun tamamı X ise 1 bölü 5'i ne? X bölü 5 demek. V hızıyla gidiyormuş. Süresine de ne diyeceğim? T1. X yerine ne yazabilirim? 30V yazabilirim. 30V bölü 5 V çarpı T1 V'ler gider. Demek ki T1 kaç saat? 6 saat. Burayı bulduk. Hatta bunu kutucuk için alalım. Devam edelim. Sonra ne diyor? Bu araç yolun 1 bölü 5'ini V hızıyla gittikten sonra kalan yolun diyor. Şimdi yolun tamamı X. X bölü 5'ine gitti. Ne kadar yol kalır? 5 kere X 5X X çıkardık. 4x bölü 5 kalır. Kalan yolun yarısını diyor. Kalan yol 4x bölü 5 yarısı ne yapar? Sadeleştirin. 2x bölü 5 yapar. Bu önemli. 2x bölü 5'i 2v hızıyla gidiyor. Bunun da süresine t2 diyeceğim. 2'ler gitti. X yerine ne yazabilirim? 30v yazabilirim. 30v bölü 5 v çarpı t2 eşit. V'ler gitti. 30 bölü 5'ten T2 yine kaç bulundu? 6 saat. Bunu da işaretleyelim. Devam edelim. Sonra kalan kısmı. Şimdi yolumuz X'ti bizim. X bölü 5'ine gittim. Bir de 2X bölü 5'ine gittim. Ne kadar geriye kalmış bakalım. X eksi. Burası 3X bölü 5 yapar. 5 kere X 5X, 5X'ten 3X çıktı. Bakın en son geriye kalan yol 2X bölü 5. 2X bölü 5'i 3V hızla gidiyor ve gittiği süreye T3 diyeceğim mecburen. Biz biliyorsunuz X yerine 30V yazabilirdik. Yazalım. X yerine 30V yazıyorum.
Burası da 3V çarpı T3. V'ler gitti. 3 ile 30'u sadeleştirdim. 10. 10 ile de 5'i sadeleştirdim. 2. 2 kere 2'den T3 kaç saat oldu? 4 saat oldu. Şimdi diyor ki giderse A kentinden B kentine kaç saatte gider diyor. Saatleri toplayacağız bu kadar. 6 saat T1, T2 de 6 saat ve T3 de 4 saat. Toplam kaç saatte gidiyormuş gençler? Toplam 16 saatte gider. Bakın hiçbir zorluğu yok aslında. Sadece düzgün hesap yapmak lazım. O kadar zor da değil. Şimdi A şehrinde bulunan iki hareketliden birinin hızı 60 km saat. Diğerinin hızı 25 kilometre saattir. Tamam. A şehrinden B şehrine gidilecek yine. Birinin hızı neydi? 60 kilometre saat. Diğerinin hızı 25 kilometre saat. Tamam. Hızı 25 kilometre saat olan hareketli yola çıktıktan 3 saat sonra diğer hareketli de aynı yöne doğru yola çıkıyor. Hızı 60 kilometre saat olan araç B şehrine ulaştıktan 4 saat sonra hızı 25 kilometre saat olan araç B şehrine ulaştığına göre A ile B arası kaç kilometre saattir? Şimdi şunu diyorum, dikkatli dinleyin. Hızı 60 kilometre saat olan hareketli AB yolunu T saatte alsın. Bakın bu hareketli T saatte alsın AB yolunu. Hızı 25 kilometre saat olan araç ya da hareketli 3 saat önce başlıyor. 4 saat sonra bitiriyor. O zaman 7 saat daha mı sonra bitiriyor toplamda? Bakın 3 saat önce başlıyor. 4 saat sonra bitiriyor. Yani şöyle diyelim, 7 saat sonra derken 60 kilometre saat hızlı olan araç T saatte bitirirse diğeri ekstradan 7 saat daha mı eklenerek bitirmesi gerekiyor? 3 saat önce başladı, 4 saatte sonra bitirdi. Yani 7 saat daha mı geç bitirdi? Öyle de diyebiliriz. Ama gittikleri yol aynı. 60 kilometre saat hızlı olan T saatte giderse bu yolu, hız çarpı zamandan bu yolu verir. 25 kilometre saat hızlı olan T artı 7 saatte gidiyor aynı yolu. Tamam, bu kadar kolay. Sadeleştirme yapacağım. 5'e böldüm. 5'e böldüm. Burası 12T. 5'i dağıtıyorum. 5 kere 7 35. Burada T vardı. Şöyle yapalım. Biraz daha güzel yazalım. Burası 5T artı 35, böyle olsun. 12T, 5T'yi sola atıyorum. 7T eşittir 35. Her iki tarafı 7'ye bölerseniz T'yi buluruz. T'yi ne buluruz? 5 saat. Bana AB arası kaç kilometre diye soruluyor. Ben şuradan hesap edeceğim. AB arası uzunluk. 60 kilometre saat hızımız var. T'yi de 5 bulduk. Kaç kilometreymiş? 300 kilometre olarak bulunur. Devam edelim. Birinci soruya bakalım. Benzer bir soruymuş. A şehrinde bulunan iki araçtan birinin hızı 50 kilometre saat, diğerinin hızı 20 kilometre saattir. Hızı 20 kilometre saat olan araç yola çıktıktan 8 saat sonra diğer araç da aynı yöne doğru yola çıkıyor. Hızı 50 kilometre saat olan araç B şehrine ulaştıktan 4 saat sonra hızı 20 kilometre saat olan araç B şehrine ulaştığına göre A ile B arası kaç kilometredir? Şimdi yine şemalaştıralım. A, B arası diyor. Evet. Birinin hızı neymiş? 50 kilometre bölü saat. Diğerinin hızı 20 kilometre bölü saat. Şimdi bu T saatte tamamlasın. 50 kilometre saat hızı sahip olan T saatte tamamlasın yolu. 20 kilometre saat olan, hızı 20 kilometre saat olan araç 8 saat önce çıkıyor. Değil mi? Sonra da 4 saat sonra bitiriyor. Yani T artı 12 saat mi sürer yolu? Bakın tekrar diyorum. Hızı 20 kilometre saat olan araç 8 saat önce çıkıyor ve diğerinden 4 saat sonra bitiriyor. O zaman normal süreden 12 saat daha geç mi bitirecek? Aynı yolu gidiyorlar.
Biri hız çarpı zamandan 50 t'de gideceği yolu 50 t olarak hesap edersek, diğeri 20 çarpı t artı 12'den gideceği yolu hesap edebiliriz. Yollar çünkü aynı, o yüzden eşitledik. 2'yi dağıtıyorum. 2 kere t 2 t. 2 kere 12 24. 2 t'yi sola atıyorum. Burası 3 t eşittir 24. Her iki tarafı 3'e bölersek t'yi ne buluruz? 8 saat. Bana A ile B arası soruluyor. Ben yine şundan yapacağım. Siz isterseniz aşağıdan yapın. Fark etmez. Hızımız 50. T'yi de 8 bulduk. A ile B arası kaç kilometreymiş? 400 kilometre. Devam edelim. Bir araç A ve B kentleri arasındaki mesafeyi saatte 40 kilometre hızla giderse, bir dakika, A ile B arasındaki mesafeyi saatte 40 kilometre hızla giderse planlanan süreden 1 saat geç. Biz şöyle diyelim bu soru için. Planlanan süre T saat olsun. Diyor ki bana, bir araç A ve B kentleri arasındaki mesafeyi saatte 40 kilometre hızla giderse planlanan süreden 1 saat geç. T'de gidecekken 1 saat daha geç gidiyor. Evet. Saatte 60 kilometre hızla giderse planlanan saatten süreden 2 saat erken. T sürede gidecekken T eksi 2 sürede gidiyor saat olarak. A ile B kenti arası mesafe değişmediğine göre o zaman ben 40 çarpı T artı 1'den A B arası mesafeyi bulurum. Aynı zamanda 60 çarpı T eksi 2'den de A ile B arasındaki mesafeyi bulurum. Mesafe de birbirine eşit olduğu için eşitledik. 4'ü 2'ye böldüm. 6'ı 2'ye böldüm. 2'yi dağıtıyorum. 2 kere T, 2 T. 2 kere 1, 2. 3'ü dağıtıyoruz. 3 kere T, 3 T. 3 kere 2. Evet. Burada 3 T kalsın. 2 T'yi de karşıya atıyorum. Burada 2 var. Eksi 6 da karşıya gitti. Süremiz ne? 8 saat. Bana A ile B arasındaki mesafe sorulmuş. Yine ben buradan tercih edeceğim. A ile B arası mesafe, hızımız 40, T 8, bir fazlası olacak 9. Çünkü T artı 1 saatte gidiyor o hıza göre fark ettiyseniz. Ne olacak? Mesafe 360 kilometre olarak karşınıza çıkar. Devam edelim. Bir araç A ve B kentleri arasındaki mesafeyi saatte 60 kilometre hızla giderse planlanan süreden 3 saat geç. Aynı soru tarzı. A, B diyelim. Hızımız ne olacakmış? 60 kilometre saat. Yine planlanan süre T saat olsun. Bunu da yazalım. Ne diyordu? Mesafeyi saatte 60 kilometre hızla giderse planlanan süreden 3 saat geç. Yani T artı 3 saatte bitirecek. Tamam. Eğer 120 kilometre saat hızla giderse planlanan süreden 1 saat erken. Evet. Yine mesafeler aynı. O yüzden hız çarpı zaman bize AB arasını verir. Yine aynı şekilde hız çarpı zaman bize AB arasını verir ve cevaplar aynı olduğu için birbirine eşitledik. 60'a böldüm. 120'yi de 60'a böldüm. Burası T artı 3. Burayı 2'yi dağıtıyorum. 2 kere T 2 T. 2 kere eksi 1 eksi 2. T'yi karşıya atıyorum. Eksi T. Burada 3 var. Eksi 2'yi karşıya atıyorum. Artı 2. Süreyini bulduk. Yani T'yi 5 saat bulduk. Bize A ile B arasındaki mesafeyi soruyor. Bu sefer aşağıdakinden yapalım isterseniz. Yani şundan, yolumuz yani AB arası mesafe, hızımız 120. T'yi biz 5 bulduk ama burada T eksi 1. Yani 5 eksi 1'den 4 saat olacak. AB arası mesafe 480 kilometre olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.